Mısır'da, Amerika'da, Rusya'da görev yaptı. İdam cezası aldı, İsrail'le savaştı, Çad ile savaştı, esir düştü. Kral İdris'i devirdi. Kaddafi'nin bir numarasıydı, ardından Kaddafi'yi devirdi. Peki bugünlere nasıl gelindi? Darbeci Halife Hafter'in hayat hikayesini sizlere aktarıyoruz. Hafter, Libya'nın çatışmalarında hemen hemen her önemli fraksiyonda rol alan, rakipsiz askeri deneyimleriyle üne sahip, ülkeyi demirle yöneten bir darbeci olarak tanınmaktadır. Libya'nın en güçlü savaş ağası olarak da bilinir. Tabii ki de her ne kadar bu kadar sözde slogan tanımlasa da kendisi bir katildir. Tarun'da çok sayıda masum insan öldürmüştür. Hafter'in İslam karşıtı olduğu bildirilmektedir. Sözde Libya Ulusal Arap Ordusu savaş ağası darbeci Mareşal Ebu El Kasım Halife Hafter kimdir? Tüm detaylarıyla sizlere aktarıyoruz. Hafter 1943 yılında Ecdebiye'de doğdu ve El Fercani kabilesinin bir üyesidir. Bilindiği gibi Libya çok sayıda kabileden oluşan bir ülkedir. 1957 yılında Ecdebiye'de El Huda okulunda okudu. Ailesi Derna'ya taşınmak istedi ve 2 yıl sonra Derna'ya taşındılar. Bingazi Askeri Üniversitesi'nden mezun olan Hafter 1970'lerin sonunda Sovyetler Birliği'nde askeri eğitim almaya gitti. Hafter daha sonra Mısır'da da eğitim aldı. O sıralar Hafter topçu birliklerinin başında görev yapıyordu. Hafter genç bir subay olarak 1969'da Muammer Kaddafi'yi iktidara getiren darbede yer aldı ve Kaddafi'ye Libya Kralı İdris'in devrilmesinde yardım eden baş kişiydi. Kısa bir süre sonra Hafter Kaddafi'nin en üst düzey askeri subayı oldu. 1973'te İsrail işgali altındaki Sina'ya giren Mısırlı birliklere destek veren Libya birliklerini komuta etti. Yani İsrail'le savaşan bir kişidir fakat şu an İsrail'in köpeği olmuş durumda. Tobruk merkezi darbecilerin komutanıdır. Fakat çok karıştırılan bir gerçek var. Şunu da şöyle aktaralım. Başkomutan değildir. Sadece komutandır. Başkomutan sözde Cumhurbaşkanı olan Akila Salih'tir. 2 Mart 2015'te seçilmiş yasama organı olan Libya Temsilciler Meclisi'ne sadık silahlı kuvvetlerinin komutanlığına atandı diyor. Tabii ki de biz bu görüşe katılmıyoruz. Darbeci meclis olduğunu söyleyebiliriz. Hafter daha sonra Kaddafi'nin askeri genelkurmay başkanı olmuştu. 1980'lerin sonunda Hafter Libya'nın yenilgisiyle sonuçlanan Çad-Libya çatışması sırasında Libya güçlerini komuta ediyordu. 1987'de Çad ile savaş sırasında tuzağa düşürülüp yakalandıktan sonra savaş esiri olmuştur. O zamanlar Kaddafi için büyük bir utanç kaynağıydı ve Kaddafi'nin Çad'daki emellerine büyük bir darbe oluşturuyordu. Neden? Çünkü Hafter ve 600 ila 700 civarında olduğu tahmin edilen askeri Çad'a esir düşmüştü. Bu Kaddafi için tabii ki de kabul edilemez bir gerçekti. Bu feci savaştan kısa bir süre sonra Kaddafi, Hafter ve Çad tarafından esir alınan Libyalı savaş esirlerini reddettiğini açıkladı. Kaddafi'nin Hafter'i ve yakalanan diğer savaş esirlerini reddetmesine katkıda bulunan olası bir faktör de Kaddafi'nin daha önce tüm Libya güçlerini Çad'dan çekmesi için bir anlaşma imzalamış olması ve Hafter'in Çad'daki operasyonlarının bu anlaşmaya aykırı olmasıdır. Yani Hafter'in emre uymadığını ve Çad'a operasyon düzenlediğini görüyoruz. Tabii ki de esir olarak düştü. Peki ne oldu da serbest bırakıldı? Esir tutulurken o ve subay arkadaşları Kaddafi'yi devirmek umuduyla bir grup oluşturdu. Esir tutulurken o ve subay arkadaşları Kaddafi'yi sürekli devirme konuşmaları gerçekleştiriyorlardı. Esir tutulan Kaddafi Kenya'ya sürgün edildi. Ardından 300 kişiden oluşan Hafter ve arkadaşları Amerika Birleşik Devletleri'ne mülteci olarak gitti. Virginia Lackney'de CIA Genel Merkezi'ne 15 dakika uzaklıkta False Church semtindeki bu semt Fethullahçı terör örgütünde yaşadığı yani en yoğun olduğu bölgedir. Hafter ile aynı semtte oturan bazı Libyalı aileler basına yaptıkları açıklamalarda Hafter'in hiçbir gelir olmamasına rağmen kendisine ait pahalı evlerde oldukça rahat bir yaşam sürüp en yeni arabalara bindiğini aktarıyorlardı. Bunun dışında Hafter'in çok kez tenis oynadığı da görülmüştür. Kendisiyle gelen arkadaşları da tabii ki Hafter'le aynı durumdaydı. Genellikle CIA ile yakın temasları olduğu biliniyordu. Kaddafi'yi devirmek ve öldürmek için çeşitli girişimleri sürekli olarak destekledi. 1993 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşarken Büyük Sosyalist Halkın Libya Arap Cemiyeti'ne karşı işlediği suçlarda gıyaben mahkum edildi ve idam cezasına çarptırıldı. Washington elitlerinin golf oynadığı Westwood Country Club'da bir sokak arkasında huzur içinde yaşayan Hafter 2010'da ne oluyorsa bir anda her iki evini de aniden sattı. Bu yıl aynı zamanda sahip olduğu refahı bırakıp
kaosun olduğu Libya'ya geri döndü. Belki de dönmeye zorlandı, bilmiyoruz. 2011'de Libya devrimini desteklemek için döndüğü Libya'da Mart ayında bir askeri sözcü Hafter'in ordu komutanlığına atandığını duyurdu. Ancak Ulusal Geçiş Konseyi bunu reddetti. Abdülfetah Yonis'in ölmesinden sonra 7 Kasım 2011'de Hafter askeri tecrübesi ve Kaddafi'yi deviren devrim olan bağlılığının nedeniyle Libya Ulusal Ordusu'nun genel komutanı seçildi. 2014 yılında Libya Kara Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Halife Hafter'e bağlı güçler tarafından 2 darbe girişiminde bulunuldu. Hafter'in 14 Şubat sabahı Genel Ulusal Kongre'yi, hükümeti ve anayasa bildirgesini askıya aldığını TV'de açıklamadan önce Libya'nın ana kurumlarının kontrolünü ele geçirdiği bildirildi. Hafter, Libya Cumhuriyetçi İttifakı adına çalıştığını ve kendisine sadık güçlerin Trablus'ta olduğunu iddia etmesine rağmen darbe girişiminde bulunmadığını, devrim yolunda bir düzeltme olduğunu vurguladı. Ardından Libya Başbakanı Ali Zeidan Hafter'in tutuklanması emrini verdi. Evet, gerçekten çok benzer bir hikaye. Tıpkı Fethullah Gülen terör örgütü gibi Amerika'ya gidiyor, orada 20 yıl yaşıyor ve bir anda darbe gerçekleştirmeye karar veriyor. Hafter'in 14 Şubat sabahı Genel Ulusal Kongre'yi, hükümeti ve anayasa bildirgesini askıya aldığını TV'de açıkladığı da bilinen bir gerçek. Hafter 2011 yılında Libya İç Savaşı'nda Kaddafi'yi deviren güçlerde üst düzey bir pozisyondaydı. 2014 yılında General Ulusal Kongre, yani GNC olarak geçiyor, görev süresi gereği iktidardan vazgeçmeyi reddettiğinde Hafter Libya ordusunun başkomutanıydı ve o günden sonra Temsilciler Meclisi'nin önderliğinde Hafter hala günümüzde hakim sürmektedir. Sözde Akila Salih'in Cumhurbaşkanı olduğu açıklanmasına rağmen tüm emirleri Hafter'in verdiği bilinmektedir. Hafter bilindiği gibi çok sayıda, Tarun'da özellikle toplu mezarların sahibidir. Çok sayıda suç işlemiştir. Oradaki birçok kişiyi canlı canlı yaktığı bilinmektedir. Şu sıralarda Hafter'e karşı Seyfülislam Kaddafi taraftarları bir eylem hazırlığında. Geçen gün bilindiği gibi Seyfülislam Kaddafi taraftarları çok sayıda kişiyle sokaklara dökülmüş ve Hafter'i protesto etmişti. Yine geçen günlerde Saba kentinde Hafter'e karşı protestolar düzenlenmiş. Hafter, Kaddafi kabilesi mensubu çok sayıda kişiyi tutuklamıştı. Şu günlerde sözde Libya'da barışın sağlandığı konuşuluyor. Ama tabii ki de Hafter'in bunu kabul etmeyeceğini düşünüyoruz. Bilindiği gibi yasa dışı Tobruk Temsilciler Meclisi lideri Akila Salih ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti lideri Faiz Essarac ateşkesi desteklediklerini açıklamıştı. Genel olarak şu yorumu yapabiliriz. Rusya'da eğitim gördü, Mısır'da eğitim gördü, Amerika'da eğitim gördü ve bir numaralı vatan haini olarak ülkesine geri döndü. Evet, bu videomuzda bir darbeci anlattık sizlere. Bir savaş ağası, bir katil, darbeci Ebu El Kasım Halife Hafter. Hoşçakalın.